gaz. Depoyu dolduramıyor. Evet. 450 lira maaş alıyor. 12-13 milyar para yapıyor. 450 lira. Evet. Dolduramıyor depoyu. Elimize ne geçen sonu alıyor. 3 milyarlık, 5 milyarlık. O da şeylerden alıyor yani. Ekin sahiplerinden. Nakit ne kadar cebimizde para topladıysan gidip ne kadar para toplarsam evet. Ademin bir tanesi 3 milyar 700 milyonluk kart çekti. Gidip özellerden alacağım özellerden. Evet. Post olsun, nakit evet. olsun. Petrola çekiyoruz. Petrola evet. çekiyoruz. Evet. Durum böyle ha. Şimdi 15 dakar yerini biçtim. Adamın 1400 lira para verdi. Bakalım da zordan o da zordan aldı. Çıkmıyor, mahsul yok. Evet. Soğuk vurmuş. Tarla sahibine ne diyeceğim, biçerciye ne diyeceğim. Bu sene biraz fark etti ama yakıt pahalı. Yani. Bunu diyorum ya. Yakıt pahalı. Ya mazota gelen zammı yansıtabildin mi? Abi şimdi tarımla uğraşan arkadaşım kendi istediği gibi satsa mahsulünü sana da memnun eder. Evet. Fazlasıyla verir ama kendi almıyor ki bana versin. Ben de alıyorum o da alıyor. 30 milyon olmuş depoyu. Ben borcum var şimdi 70 bin euro borcum var. Çalışmasam nasıl ödeyeceğim? Evet. Ne kadar şu an fiyatı? Şöyle gelin ya. Dönümü ya devlet yani ziraat açıklasa da vatandaş çıkmadı diye az veriyor. Ya şimdi mesela diyelim adam 15 dönüm yerini biçtim. 120 lira dediler Dakar'a. Adam param yok diyor. 1400 lira verdi. Ben de zarar ediyorum. Kendi de zarar ediyor. Ben geçen sene Dakar'ını kaça? Geçen sene ben burada seyir çalışıyorum ya. Hmm. Giden sene 60 lira falandı. Şunun için soruyorum. Mesela geçen sene mazot 7 liraydı. Giden sene memnundum. Şimdi 30 lira. 30 lira. Sen o mazota gelen zammı yansıtabildin mi fiyatına? 4 katı yüksek abi yani alamıyorsun ki depomu dolduramıyorum ben şu an. Alsan vatandaş nasıl ödeyecek işte? Alsan o şimdi ben depo 450 litre alıyor. Evet. Yani ben kim doldurabilir 450 litre benim cebimde 14 milyar yok ki. Tabii. Her gün 2 güne bir 14 milyar ben nerede bulayım? Durum böyle yani. Vallahi abi bu sene sıkıntılı bir dönem geçiyoruz şu anda hep birlikte. İşin altına kalkmaya çalışıyoruz yani. Her şey pahalı. Şu evet. Geçen sene ben yaklaşık 60 bin lira bir mazot aldım. Sefa gelsene hiç. Bu sene benim hesaplarıma göre 150 bin lirayı bulacak. Yani evet. bu da bizi zorluyor. Evet. Gübre desen çok pahalı. Bunu da konuştuk. Yani işin içinde nasıl çıkacağız onu da bilmiyoruz. Uğraşıyoruz işte. Ne zaman çıkacak? Üretim evet. yapmaya evet. çalışıyoruz yani evet. bu şekilde evet. üreteceğiz. Hangi kanalı? Bizim evet. işimiz evet. bu. Evet. Mecbur evet. yapmak zorundayız. Evet. Yani girdi maliyetler kaçtan çok pahalı. Gidiyor şu an arpa? Arpayı 6300'den şu anda sattım geldim. Ben borsaya bir kamyon döktüm geldim şu anda. 6300 liradan verdik. O da nemine, rütbetine göre değişiyor. Değişiyor. Evet. O şekilde satıyoruz yani. Mecbur piyasaya uyacağız. Borçluyuz. Evet, doğru. Yani alacaklar yani bu iş. 21 gelmiş herhalde bekliyor. Bir tanesinin %4 fire evet. düşerim demiş. Depoya atıp bekletemiyorsun. Hayır, asıl para öyle kazanılıyor. Ya bekletemiyoruz çünkü borcumuz var. Tabii, yani doğru. biz mazotçuya borcumuz var, gübreciye borcumuz var. Yani her gün yani ben şu anda çekirdek suluyorum. Her gün 3 bin liralık mazot yakıyor. Traktör günlük evet. 3 bin liralık mazot yakıyor. Evet. Bu işin mecbur üreteceğiz. Tarlayı boş bırakamıyoruz. Yani. Tabii. Mecbur tabii. üreteceğiz. Her şey yakıt. Siz tarlayı boş bırakırsanız şehirde aç kalırız. İşte yani şu anda biz yani evet. çekirdek para yedip etmeyeceğini de bilmiyoruz ama biz üretmeye devam ediyoruz. Evet. Yani. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Abi. Şimdi bu adam arpayı 8 liraya 10 liraya satsa ben istediği gibi sulu tarlayı 150 bin liraya dekarını verir. Ama tabii, şimdi tabii. kendi istediği rakamı alamayınca biçerciden kesiyor. Evet. Kısıtlıyor. Soğuk vurmuş bir de. Bu sene bile soğuk. Soğuk vurdu. Evet. Vermeyince büyük mecbur evet. uygun fiyata yaptırmak evet. istiyor. Herkes ayakta kalmaya çalışıyor. Evet. Yani borcumu ödeyeyim. Sen evet. herhalde şu an borçlarını ödeyip kapatsan evet. kendini evet. kârda hissedeceksin. Ya şimdi işte yani bize de kalıyor. Yani hani işin gerçeği yani zarar etmiyoruz ama pek kâr iddia etmiyoruz. Yani bu işi yapıyorsak. Yani bu emeğin karşılığı bu değil. Karşılığını almamız evet. lazım. Evet. Ha, yapılabilecek bir şey yok yani. Bir üretiyoruz. Ama biz tüccara, ondan sonra aracıya, tepeciye şey doğru, vuruyor doğru, bu arada. Doğru. Onlar kazanıyor. Yani biz bunu beklesek belki 10-11 liradan satacağız kışın evet. ama bekletemiyoruz. Borcumuz olduğundan her burayı. Şey abi yakıt hesaplı olsa, uygun olsa hiçbir sorun yok. Yakıt pahalı olunca, ya, gübre de öyle. Gübre de öyle tabii canım. Gübreyle yakıt her şey, yani yakıta bağlı. Giden sene bıçak alıyordum, zıpkı diyorlar. 2 liraya alıyordum, şimdi tanesi 10 bin lira. Bıçak. İsterseniz bakalım. Göstereyim size. Ağzındakini göstereyim. Evet, evet. Daha şunda bıçak var mesela. Şunun tanesi 2 liraydı. 2600 liraydı. Şu an 12,5 lira. Şu. Yani o bir tanesi bak civatayla. Evet. Kaldır safa. Bak mesela ayrı. Yani şu vidayla buradan söküyorsun. Şunu sadece şu bıçak. Sadece tek bir tanesi. Bir tanesi. Tek bir tanesi. 12.500 lira. Giden sene 2600 lira, 2500 liraya alıyordum. 5 katı. He 5 katı. Şu an 2500 lira. Bir hava filtresi 600 milyon diyor. Doğru. Hava filtresi 600 milyon. Giden sene 150-170 liraydı.
Yani her şey pahalanınca adam fırsatı da ganimet biliyor. O pahalandırıyor, bu pahalandırıyor. Olan bizlere oluyor yani. En önemlisi de yakıt yani bize. Yakıt, gübre, şu bu tarımla ilgili. Evet. Sabah bir tane bizim köylü Adanalı karpuz getirdi. Bir tane dedi vereyim yiyin dedi. 12 milyara gidiyordu tır. Şimdi 35 milyara gidiyor nakliye. Yakıt pahalı olunca bir tır 27 tondan gidiyor. Nereye gidiyor? İstanbul. İstanbul'a. Adana'dan İstanbul'a 35 bin lira. 35 bin lira. Yakıt pahalı. Geçen sene herhalde 35 bin liraya şöyle iyi kötü bir araba alırdı. Alırdı tabii. Alıp evet. Ayağını yerden keser. Evet. Ama şimdi mümkünü var evet. mı abi? Yani? Evet. Mümkünü yok. Evet. Her şey peki ne olacak böyle abi? Vallahi ne olacak abi bilmiyorum yani. Büyüklerimiz, okuyanlar biz köylü çocuğuyuz. Kamyon. Evet. Bunun nakliyesini biz yapıyoruz. Buradan geçen sene 850 gidiyorduk. Şimdi 1500-1600 liraya gidiyoruz abi. 5 evet. katı, 6 katı evet. mazot artmış. Evet. Bir de bu mazot 16-17 bin lira olmuş. 600-650 litre alıyor. 16-17 bin liraya doluyor. Evet, 16-17 bin liraya doluyor. Defa indirseydik ya. Bunu nasıl dolduracaksın, nasıl gidereceksin, nasıl geleceksin? Evet. Ben geçen lastik aldım. Lastiği 8 bin liraya aldım tanesini. En basit şey yani. Hiçbir şeyin yerine varamıyorsun. Tanesi 8 bin lira. Tanesi 8 bin lira abi gözümü seveyim. 17 bin liraya depo doluyor. He 17 bin liraya. Benim tırda 12 tane lastik var. Ne sıkıntı? Evet. Bir senede, bir buçuk senede değiştiriyorsun bunu. En fazla baba kullansan 2 sene kullan. Kullanamıyorsun onu da. Kullanamam. Taşa kestirirsin, asfalt yeri yanarken gümledirsin. Evet. Yani bu işler böyle. Onun için işin içinden çıkılacak gibi değil. Ben 2 haftadır, 3 haftadır yatıyorum. İçeri olursa böyle evet. günlük bir sefer, 2 sefer içeri gidiyor. Onun haricinde yatıyorsun. Evet. Sabit bir yerinde dursa önemli değil evet. yani. 30 lira yaptıysa 30 liradan evet. devam etse evet. herkes evet. şeyini bilir, işini bilir. Ama yani mazot bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. Hiçbir şeyin seni anlayamıyorsun ki. Şimdi asgari ücrete yine zam yaptı. 5,5 yaptı. Şimdi mazota bindirecek. Öbürüne bindirecek. Tabii, tabii. Benzine bindirecek. Ha benzine bu akşam yine 90 kuruş mu ne zam var diyorlar. Ya bu işin çözümü pahalılığın durdurulmaz. Aynen. Onu yapmadığın sürece. Onu yapmadığın sürece bu asgari ücrete %100 zam yap. Memura %200 zam ver. Bir ay geçmeden bakın geçen sene asgari ücreti 4250 yaptı. Ya %50 az bir zam değildi. Biz o gün dedik ki bak bu mantıkla giderseniz bir aya kalmadan bu adamın cebindeki para eriyecek. Eridi yani, ki zaten. Tabii eridi. Ne oldu? Cumhuriyet tarihinde ilk defa 6. ayın sonunda ek bütçe yapmak zorunda kaldı. Hükümetin ben bu ülkeyi bu parayla yönetirim dediği bütçe 6 ay geçmeden tükendi. Geçmedi abi. Ya, şimdi gene aynısı olacak. Yani çözüm ona zam yapmak buna zam yapmak değil. Ha zam yapsın mecbur yapacak. Şey çünkü ya, 4 milyar 700 milyon birine kar çekti özellere. Pompacı diyormuş ki saat 6'dan sonra gelirse veririm. Şimdi düşmüş herhalde biraz. O zaman yükselecek miymiş? Doğrudur abi. Doğru. 6'dan ya, sonra gelirse 4 milyar 700 milyar mazot. Şimdi mazota zam gelmeyen günü artık takip etmek evet. lazım. Zam geldiği günü değil. Her gün geliyor neredeyse. Her gün geliyor abi. Geçen yıl ben 1000 liraya 1200 liraya yağ bakımını yapıyordum tırımı. Şimdi 3,5-4 bin lira. Aynı yağ bakımı. 1,5 milyar. Dün İki teneke yağ, hav litresi, polenfil litresi, mazot litresi, öbürler komple filtreler. 1200 liraya değiştiriyordum. Şimdi 4000-4500 liraya bile. Bir tane sene ben şoför tuttum mesela bir kere. 15 milyara tutmuş dedim. Şu an 35 milyara tuttum. İki katından, bir katından farklı. Evet. Şimdi her şey pahalandı diyor adam, o da pahalandı. Herkes herkesten aciz. Üzerine yük tabii. yani. Şimdi o pahalandırıyor, öbürkü de pahalandırıyor, zamla evet, veriyor. Evet. Bazısı da diyor, değişen bir şey yok diyor. Pahalı alıyorsan olur pahalı mu, biçiyorum olur diyor. Mu? Artık bilemiyorum yani. Geçen evet. sene gübrenin evet. fiyatı tonu 3-4 liraydı, şimdi 15-16 bin lira. Tabii. En düşük gübre 13 bin lira, 13,5. Geçen sene 3,5'tu. Evet. 3,5'tu. Evet. En güzel şey gübre. Ama şimdi 15-16 bin lira. Doğru. Al da at, nasıl atacak bu şimdi? Doğru. Her şey birbirine bağlı. Evet. Hani eskilerin bir sözü var. Bu at bu arabayı çekmez diye. Aynen. Şu an geldiğimiz nokta bu. Belki işte bugün mazot zammından şikayet ediyorsun. Böyle giderse seneye belki bu biçeri buraya getiremeyeceğiz. Aynen. Seneye bugünkünden çok daha kötü olsun. Mazot şöyle olacak, döviz şöyle olacak dediğimiz zaman dalga geçiyorlar. Sanki biz öyle olmasını istiyormuşuz. Bu hayat pahalılığı tepeden tırnağa herkesi etkiliyor. Her şey pahalı. Hani daha biraz daha iyi olsa daha farklı olacak da olmuyor işte. Ancak vatandaşı da düşünmek lazım. Kendini de evet. düşüneceksin. Evet. İki taraflı önce de idare etmeye çalışıyoruz. Mesela şimdi fiyatlar da düşüyor. Vatandaşın şeyi de düşüyor. Arpaya geçen hafta 7200 liraymış. Şimdi 6000 lira. 6200 lira. Vatandaşa ne ödeyeceksin? Mazot 30000 lira. Evet. Geçen sene 6000 liraydı, 7000 liraydı. 30000 lira yapmıştık. Şimdi de 100000 lira diyoruz. Vatandaş da zor, bize de zor. Adana'da. Adana'dan evet. geliyoruz. Adana'da da aynı oldu fiyat mesela buğday olmadı, verim düşük oldu, yağmur yağmadı. Evet. Allah sıkıntı yani çok sıkıntı. Evet. Dönüme 1,5 milyara mal oluyor dakarı. Diyorum 300 kilo buğday oluyor.
hesap et 7 bin liraya versen 2 milyon yapıyor. 1,5 ediyor. Bunun işçisi var, mazotu var, şey var, hepsi masrafı. Evet, ama 500 lira hariç. Evet, evet. 600 lira da kurtarmıyor da işte Allah'ın verdiğine şükür. Mazot mesela şimdi 10 lira olsa biz de 50 liraya bitsek biz de memnun. Biz de istiyoruz ama biz ne yapacağız? Tabii. Mazot 7 liraydı 30 liraya bitti bak. Evet. Şimdi mazot 30 lira 100 lira 3 katı 4 katı oldu. Vatandaşa ne diyecek? Evet. Bize ne diyecek? Evet. Bir tane ufacık şöyle bıçak 25 bin lira. Şu el gibi bıçak. Evet. Her şey pahalı olunca katı katına oldu. Tam nasıl olacak bilmiyoruz Allah'a izniyle inşallah. Allah'a gelen giden ara diyor diye. Evet. Yani ne desek mazota göre memnun değiliz yani. Her şey mazotla şu anda toz toprağın içinde yatıyoruz yani. Ha. Toz toprağın içinde ama yapacak bir şey yok. Bayrama gideceğiz gidemiyoruz yani Arafa günü. Bir şey yapamadık geldi. Yani. Evet. İş olmayacak ne yapacak? Dikandık araba yani. 1,5 milyar yakıyor. Bayrama. Önce, geçen sene 150 liradan gidip geliyordu şimdi 1,5 milyar yakıyor. Evet. Ne yapacak? Gidemeyeceğim belki çocuğun babasız kalacak. Ya mecbur bakacağız yani Arefe günü artık. 4 kişi yani. 5 kişi bir olacak. 1 2 böyle gideceğiz. Yani. Araba 4 araba gidecekti. Bir araba da ortaklaşa gidecek. 5 evet. Kişi birleşecek. 3'er 100 milyon birleşecek. Evet. O da üst üste gideceğiz. Gidebilirsek Allah'ın izniyle. Görüyorsun işte 2022 yılında bir Türkiye fotoğrafı. İnsanlar 10 gündür burada çalışıyor. Bir banyo yapamadan, dinlenemeden tozun toprağın içinde çalışıyor ama aldıkları alın terinin, emeğin karşılığı da ortada. Evet. El ele baş başta, doğru mu? Evet, evet, evet. Yani bak doğru. İşte abimin söylediği yürek parçalıyor. Bayrama gideceğiz. Çocuklarımız belki de bayramı bizsiz geçirecek. Evet. Bu ülkenin 2022 yılındaki fotoğrafı bu işte. İnsanlar buradan Adana'ya hani bayram için çocuklarının evet 150 bin liraya gidiyordu çocuklarını görmeye gitmemeyi düşünüyorlar yani. Gidemiyorlar yani. Aksaray'dan Adana'ya evet, 258 kilometre evet. Yolu gidip çocuklarını göremeyecekler. Ülkemize çağ atlatmak için yola çıkanların evet. Getirdikleri manzara burada. Mazot pahalı, saman ucuz. Yani durum böyle. Para kalmıyor artık, para yetişmiyor. Millete de hak veriyoruz. Hani biz 1000 lira diyoruz, millet 700 lira diye teklif veriyor. Bizim de işimize gelmiyor. Sağ olsun batırdılar yani. Sene hiçbir şey yani artık cepten gidecek. Hani ödemeler, hani her bir biçerin dediğimiz gibi 30 bin, 40 bin eurosu var ödemesi. Evet. Yani o parayı çıkartabilirsek artık ne mutlu bize. Cebimizdeki paradan çıkartıp vereceğiz bir de. Yani bu sene işler zor. Allah yardımcısı olsun herkese. Ya, abi arttırdık ama mazottan kötü darbe yiyor. Kaça çıkardın? Geçen sene ne kadardı abi? Geçen sene 400 miydi, 350 miydi, 500 lira mıydı dedi. Şu anda biz 1000 lira istiyoruz, millet yok çekiyor. Mazot 4 kat attı. Senin mazot, en büyük maliyetin mazot. Mazot 4 kat attı. Artı mesela aldığım bir parça, geçen sene mesela 5 liraydı, bu sene 25 lira olmuş. 25. Şimdi burada 15 tane adam var mesela. Diğerleri gitti 15 adam, bunun 10 tane evet. Sigara içiyor. Günlük yani 60'er liradan adam başı sigara parası ödeniyor. Biz mesela dönüm artı çeten hesabı anlaşıyoruz. Millet yok diyor. Onun yüzüne de çektik makineleri bir kenara evet. Orada bekliyoruz. Şu anda yok çalışmıyoruz. Bizim istediğimiz fiyatları veren kadar biz sesimizi çıkartmıyoruz. Ha, sadece yeme içme sigara parası. Mazot yakmadın mı masrafa girmiyor. Evet. Çalıştım mı daha da kötü cepten gidiyor. Ona hiç gerek yok. Çalışmadığım zaman daha kârdan. Çalışmadığım zaman daha kârdan. Bari makinem eskimiyor bir doğru, şey olmuyor. Doğru. Bayramda da kalkıp da çalışacak halimiz yok. Ben bayramda evde eşimle çocuklarımın geçirmekten sonra çalışmanın hiçbir yeri yok. Bari bayramı yaparım, kurbanımı keserim. Evet. İhtiyaç saatlerine dağıtır geçerim, otururum. Allah kabul etsin. Yani sonumuz hiç iyi değil abi. AK Parti böyle olduğu sürece biz böyle hala sürünmeye de mahkum kalacağız. Yeter. Yani buradan mesela gittikten sonra bir askeri ücretli bir yere çalıştığımızda aldığımız para hani evim kira değil ama elektrik, su, yeme, içme, ufak tefek gezme parası cebimde ay sonunda hiçbir para kalmıyor. Evet. Sağ olsun malamat etti ortalığı. İnşallah gidecek bu seçimde de kurtuluruz yani bundan. Evet, evet. Yani artık milleti yedi bitirdi ama bizim milletimiz 3 kuruş para gördüğü gibi gene dönecek, gene dönecek. Bir çerçi buraya gelmiş. Adana'dan masrafını yapmış gelmiş ama şu an harman sezonunda çekmiş gölgesini bekliyor. Niye? Çalıştığım zaman diyor zarar ediyorum. En azından burada beklediğim zaman kafa kafaya sadece yemem içmem zarar diyor yani. Ya bu ülkenin geldiği nokta açısından bu çok önemli.